Teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler efendim. Nasıl geçti? Fena değil. Kabustu. Aynı şeyi 1000 kere sordular. Siz de niye helikopteri kaldırdınız? Ne cevap verdin? Şantiyelerden birinde acil bir durum olduğunu söyledi. Neyse, Behlül kaçar. Okula mı? Yok. Bir de okuldakilerin sorgusuna dayanamayacağım. İyisi mi birkaç gün ortalarda görünmeyeyim ben. Okuldan kaytarmak için bir bahane buldu yine. Yalnız dikkat et, bunu kurcalamaya devam etmesinler. Neyi? Yani benden duymuş ol. Oradayken telefon konuşmaların şantiyedekilerin dikkatini çekmiş çok. Çözülemeyen gönül işleri diye günahını alanlar oldu. Ya biri konuşur, tatsız bir haber çıkar, Elif üzülür. Sen de o günahımı alanlardan birisin galiba. Yo, hayır. Duyduklarımı söylüyorum. Saçmalık. Yoksa doğru mu? Tabii ki değil, saçmalıyorlar. Sıkıldım ben bu konuşmalardan. Hadi işimiz gücümüz var. Buyurun. Anne. Ne güzel sürpriz, hoş geldin. Kusura bakma, habersiz geldim. Ne demek, çok sevindim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçsene. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İçeride konuşulanların üzerinde durmalı mıyım sence? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya yok amca, yok öyle bir şey. Niye beni burada görmeye dayanamıyor anlamıyorum. Halbuki holdingdeki yerini de iyice sağlamlaştırdı. Bu rekabet senin işe sarılmanı sağlayacaksa ne âlâ. Ama kuru çekişmelere meydan vermem ona göre. Adnan Bey, bankadan aylık hesap özetleriniz geldi, masanıza bıraktım. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum, görüşürüz. Tamam hadi, hadi görüşürüz. Elif'e selam söyle. Söylerim, hoşça kal. Sağ ol. İyi günler efendim. Babam buraya geldiğini biliyor mu? Şaka mı ediyorsun? Şu ihale olayı çok kötü oldu. En büyük düşmanı artık Adnan Bey. Bir de ben. Bütün piyasayı dolaştı. Parayı bulamadı biliyorsun. Teminatı yanmasın diye olmayacak insanlarla ortak oldu. İhalede kendinden sonra en yüksek fiyatı veren şirketle anlaşmış. Duydum. Bu ona teminatın yanmasından daha pahalıya mal olacak diye korkuyorum. Dün gece tanıştım adamlarla. Yemek yedik birlikte. Sözde ortaklıklarını kutladılar. Avukatları dahil hiçbirini gözüm tutmadı. O şirketin daha ne olduğu belli değil. Yeni yeni isim yapmaya başladılar. Bana da hiç güven vermiyorlar. Babanın durumundan faydalandıkları çok açık. Hoş oda bile bile girdi bu işe. Of, bilemiyorum oğlum. Çok endişeliyim. Babanın hırsı dipsiz bir kuyu gibi. Bunca senenin emeğini bu uğurda tüketecek diye korkuyorum. Hayırdır inşallah, Behlül arıyor. Alo, bitti mi basın toplantınız? Bihter, konuşmamız lazım. Nasıl geçti? Güzel güzel anlattın mı maceranı? Yanında biri mi var? Biz de spordayız ailecek. Annem, Peyker, müstakbel yeğenim, hep birlikteyiz.
Anladım. Ben Elif'e gidiyorum. Tamam. Nihat abuk sabuk konuştu, çok canım sıkıldı. Nasıl yani? Bilmiyorum. Bir şeyler ima etmeye çalıştı. Belki de ben öyle anladım. Ama huzursuz oldum işte. Bir süre Elif'te kalsam iyi olacak. Nihal'in diploma töreni bu cuma. Cuma görüşürüz o zaman. Tamam, sızlanma. Söz hediye seçmene yardım edeceğim. Tamam. Buluşuruz o zaman. Bakarız bir şeyler işte. Müsait olunca ara. Tamam. Elif'e çok selam. Bekliyorum telefonunu. Sağ ol, onların da selamları var. Nihal'i diploma hediyesini alacağını bilemiyormuş, yardım istiyor. Bizim de bir şeyler almamız lazım. Adnan'ın hediyesi belli, araba alacak. Üniversite sınavından hemen sonra ehliyetini de alacak. O zamana kadar arabasının elini süremeyecek ama neyse. Behlül'le hediye almaya giderken ben de geleyim sizinle. Tamam, gel. Ben de bir şey alacağım zaten. Hep birlikte seçeriz işte. Tabii tabii. Domestik babaannesi mi yanında Feridun'un? Hayır, bakıcısıyla. Artık eskisi gibi ilgilenmiyor bakıyorum. Her gün arıyor, soruyor. Dün de aradı yine. Gözümüz aydın dedi Behlül için. Aman ne büyük jest, gözlerim yaşardı. Hilmi Bey için ne dersen de ama Aynur Hanım'a laf söyleme. Ah safım benim. O kadının da Hilmi'nin uydusu olduğunu anlamıyorsun. O yönlendiriyor onu da hep. Ay neyse tamam, o adamın adını bile anmak tüylerimi diken diken ediyor. Kapat aman, of yine sinirlendim. Konuyu ben açmadım ki. Tamam kapat. Thank you.